5 ay biz evde yattık. Araba da sokakta yattı. İşte arabanın geldiği durum bu. Bakılacak gibi değil. Keşke piyango bileti alsaymışım. Neyse. Emin ellere bırakacağım arabayı. Artık onunla ilgilenme vaktim geldi. Şimdi böyle bittikten sonra nasıl gözükecek beraber göreceğiz. Yunus Günçek'im, ben çok doğru bir yere geldim. Eyvallah. Beni Yıka isimli videoya hoş geldin. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Çocuğunu okula bırakan bir veli gibiyim. Zira arabama çok düşkünüm ama arabamın emin ellerde olduğunu biliyorum. Öyle değil mi Hamza Bozkurt? Her zamanki gibi yine emin ellerdesiniz. Tamamen referansla geldi Yunus Bey zaten. Evet. Mesela maskemi çıkartıyorum. Sosyal mesafemizi koruyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizin arabanızda koruduk mu? Evet abi. Mesafe tamam. Arabanın üzerinde daha önce kullanılan PVC denilen bir malzeme var. Şeffaf kaplanmış. Biz bunu sökeceğiz. Bunun yerine arabayı komple PPF kaplama yapacağız. Kalan bölümde de aracın pasta hilyası ve boya korumalarını yapacağız. Yani bunun zaten süreçlerini tek tek göstereceğiz. Aynı zamanda da şu anki süreçlerden dolayı antibakteriyel detaylı şofen elbisesini de biz size veriyoruz. Ya uygulamanın tamamını zaten göreceksiniz. Yunus Bey yerinde duramıyor şu an zaten. Biz de işlemlere başlayalım. Ona göre zaten konuşuruz. Var mı sizin özel şey abi? Yok abi, eyvallah. Ben eve metrobüsle döneceğim. Maskeyi tak abi. Bravo. Eyvallah abi. İşte işlemler başlıyor. Çok heyecanlıyız. Bittiğinde herhalde araba yani sıfırlanacak değil mi? Sıfırlanacak. Tertemiz olacak. Yani takipte kalır zaten. Hop. Madem arabayı bırakıyoruz. Ben de ufak ufak metrobüse gideyim bari. Yavruma kavuşma vakti. Kalın da öyle geldi. Çok heyecanlıyım gerçekten. İlk defa bu kadar uzun bir süre ayrı kaldık. TPT Garay. Evet. Böyle gidiyoruz. Hadi. Abi hoş geldin. Hamza, sana sarılıyorum şu an. Tamam, sarıldım. Şöyle sarıldım. Şöyle sarıldım. Aynen. Sarıldım. Eyvallah. Evet. Nerede yavrum? Yavru yok. Nasıl yok? Buradan bir dakika. Şöyle bir, şöyle yapalım abi. Gözümü de kapattım. Nerede abi araba? Beni arabaya... Arabanı indireceğim şimdi. Nokus nokus yapacağım abi. He. Ne tarafa döneyim ben? Yönüm değil. Sağ. Sağ. Böyle. Sıcak sıcak sıcak. Böyle. Biraz daha sıcak. Evet, karşında. He. Açayım mı? Biraz daha sağa yap abi. Sağ. Tamam. Şimdi açabilirsin. He. Ooo, yok ebesinin, pardon. Dur. Çok iyi. Eyvallah. Elinize sağlık. Hakikaten son zamanlarda en mutlu olduğum anlardan bir tanesi oldu. Elinize sağlık abi. Ne yaptınız abi arabaya? Abi şimdi senin arabana neler yapıldı sorusunun cevabı evet. Şu. Aslında birkaç şeyden fazla şeyler yapıldı. Başlayalım şöyle. Tamam. Arabanın üzerinde daha önce kullanılan PVC denilen bir malzeme vardı. Tamam. Şeffaf folyo cinsi. Evet. O malzeme söküldü. Zaten matlaşmıştı. Ama ilk ay buraya geldiğinde zaten Fatih çekti. Sen de biliyorsun zaten. Evet. Söküldü. Komple arabanın pastacılığa boya koruma uygulaması. Pastacılığa boya koruma uygulamasında bizde 3 katmandan oluşuyor. Bir kat komple pastacılığa, ondan sonra bu şey boya koruması, ondan sonra haresi. Aslında sıralama şöyle oldu. Pastacılığa hare, boya koruma olarak devam etti. Ondan sonra tekrar bizdeki kendi malzememiz, PDF dediğimiz ultra parlak high gloss, çizilse bile kendini yenileyebilen, üzerinde kesinlikle su tutmayan, su tutucu özelliği olan ultra parlak bir malzemeyle şeffafla kaplandı. Arabanın tekleri, matları kroma çevrildi, antibakteri yapmış, kuaför yapıldı, yapıldı, yapıldı. Sen ayrı bir yöne abi. Biraz da mutluluk kansı. Bunu sana söyleyeyim.
Şunu sana söyleyelim abi, onu bil. Yani bundan sonra arabanın üzerinde su hiçbir şekilde durmayacak. Oh be. Bunu sana rahat rahat söylüyorum. Eyvallah. Buradan da mahallemizdeki kedileri sesleniyorum. Kediler. Evet, kediler. Sizden çok çekiyoruz biz. Sizi çok seviyoruz. Evet ama çok çekiyoruz yani. En azından şu kaputa çıkınca biraz insaflı olun ya. Miyav. Steps of a swell.